Ne oldu? Yemekte de gözümün içine bakıp duruyordun. Nur, ya yalvarırım ilk iş kendine bir telefon al, ne olur ya. İşmiş yok artık. Tahmin ediyorum da. Nur, ne yaptın sen ya? Billboardları sen de gördün değil mi? Ben daha beterini de gördüm, bak. İnanmıyorum. Ya Nur, sen delirdin mi? Ya sen benim abimi hiç mi tanımıyorsun? Sen o pozları nasıl verirsin ya? Ben o pozları reklama çıkmak için vermedim. Yiğit de inanmadı zaten. Dinlemedi bile beni. Tamam. Tamam, sakin ol. Daha beteri var. Emin de gördü bunları. Ya Emin iyi niyetlidir. Gidip kimselere bir şey söylemez. Merak etmesene sen. Biliyorum. Kimseye söylemez de. Ben Emin'e ne söyleyeceğim? Ya sen beni dinliyor musun? Ben konuştum diyorum onunla. Bir sürü bir şey söyledim bugün abuk subuk. İnandırdım yani, işte Nur'la abimin ne alakası var? Billboardlar, posterler falan. Yedi o yedi, merak etme sen. Ha? Baksana sen şuna. Hiç inanmış gibi duruyor mu? Ha, o bizi gözetliyor değil mi? Gel sen bakayım şöyle. Ne konuşuyorlar bunlar fısır fısır? Ne bileyim anne ya. E sen ne dalınıyorsun gece gece ortada? Hava alıyorum işte, Allah Allah, hadi gir içeri sen. Aa, sen de tersle ananı. Kimseye de laf söylenmiyor. Arkadaşlarımın hepsi gördü diyorsun. Allah'ım, ya İcler görürse? Dua et de görmesin. Yani asıl magazinciler görmesindir, o zaman yanarsınız. Yiğit biliyor mu? Elmas'la yengemden bir kafasını kaldırsa gidip göstereceğim ama. Ben ne yapacağım şimdi? Emine ne diyeceğim ben? İnkar edeceksin. Sonuna kadar inkar edeceksin. İnanmaz. Kör mü? İnandıracaksın. Ben nasıl inandırdım? Benim taktiğimi kullan, tamam mı? Tamam. Nur. Yaren Hanım izin verirse bir iki dakika bakar mısın? Geliyorum. Yani sen şimdi diyorsun ki bu afişteki ben değilim. Tabii ki ben değilim Emin. Aa, çok komiksin ama. Reklam falan ne alaka? O zaman bu şeyleri parçalayan Yiğit Bey değil. Ay yok canım sende. Ay sen ne dediğin farkında mısın? Hem ben reklamlarda falan Yiğit Bey de billboardları parçalayacak. Ne demek bu ya? Ben de onu soruyorum işte Nur. Ne demek oluyor bu? Hala şey yapıyorsun Emin. Gösterdin, izledim. Sordun, söyledim işte. Tamam. Sen deminden beri ne konuşuyorsun Yaren'le? Şey, biz şey konuştuk. O şey anlattı, sonra da güldük yani. Ne dedi de güldünüz? Ya Nur, gözünü seveyim bak. Sensin işte bu. Bu afişteki sensin. Bu adam da Yiğit Bey. Ya kör müyüm ya ben? Emin, bak ben... İyi akşamlar. Bak. İyi akşamlar Fırat Bey. Bu kim? Komik video mu izliyorsunuz? Ya, çok komik. Monique'in billboardu bu. Monique mi? Fransız model. Güzel bir kampanya olacaktı aslında ama afişlerle ilgili bir sıkıntı yaşadığımız için toplatmak zorunda kaldık. Dikkat çekici değil mi? Erkek kaslı da çok iyi bulmuşlar. Tam tarif ettiğim gibi. Yani şimdi bu kadının adı Monique. Bu afişe saldıran adam da... Viral reklam Emin'ciğim. Ne? Zaten biz afişleri toplatacaktık. E o kadar zarar ediyoruz. Ses getirsin. İnternette konuşulsun dedik. Bir tane erkek figürasyon bulduk. O da geldi şovunu yaptı.
Bak, hedefi tam 12'den vurmuşuz. İnternet yıkılıyor. Yani şimdi bu... Yani reklamın iyisi kötüsü olmaz Emin'ciğim. Bir tane araba kiraladım. Yalnız biraz geride kaldı. Hadi sana zahmet şu arabayı bir çekiver. Tabii. Reklamın iyisi kötüsü olmaz değil mi? Hadi bakalım. Geçmiş olsun. Gördüm de senin kadar pişkinini görmedim. Bir çuvalı inciri berbat ediyordun. Kabahatinle oturacağına benden maharet bekliyorsun ha? Ben bugün bütün maharetimi seni kurtarmak için kullandım zaten. Bende maharet kalmadı. Düzelteyim Aytül Hanım. Sen bütün maharetini beni değil kendini kurtarmak için kullandın. Ayrıca sen unuttun galiba. Ben sana muhtaç değilim, sen bana muhtaçsın. Şansını fazla zorladın. Şu an benim senin için yapabileceğim hiçbir şey yok. Tapış tapış müştemilatına gideceksin. Oturacaksın, ortalığın yatışmasını bekleyeceksin. Aman onu anladık. Dönüyoruz, tamam. Ama o broşumu almadan şuradan şuraya gitmem. Unut broşu. Aytül Hanım. Git benden sızdırdığın paralarla yeni bir broş al kendine. O broşu, bu odayı, Cahit'i unutacaksın. Yoksa seninle yürümemiz mümkün değil. Yiğit varken benim de gücüm bir yere kadar. Şu başıma açtığın işlere bir bak. Ne oldu reklam işi? Onunla da ilgilenemedim bugün. Hadi. Sen Yiğit'in köpürmesi sadece bizim yüzümüzden mi zannediyorsun? Araları kötü. Başardık. Gerçi kabak gene benim başıma patlıyordu. Nur anladı benim parmağım olduğunu. Ajanstaki kadın konuşmaz değil mi? Konuşmaz. Parasını aldı, sustu işte. Çok iyi oldu bu. Şimdi önemli olan şüpheleri çekmeden boya gibi işlemek lazım bu küslüğü. Hadi neşelen biraz. Kurtardım seni. Niye hala somutuyorsun? Yardımınız için teşekkürler ama... Hadi Nur. O pozları verip ünlü olmak isteyen bir kız bu kadar utangaç olamaz. Ben o pozları ünlü olmak için vermedim diyeceğim ama siz de inanmazsınız. Senin kadar genç, güzel bir kızın ünlü olmak istemesinde ters bir şey görmüyorum. Ben reklamcıyım, unutma. Bu camiayı bilirim. İyi kumaşlarını da anlarım. Sende kumaş var. Güzel şeyler söylüyorsunuz galiba ama ilgilenmiyorum. Yardımlarınız için teşekkürler. Sadece sana değil, Yiğit'e de yardım ettim. Farkındayım. Seni sıkıştırmayacağım Nur. Kimsenin özel hayatı yaptığı yanlış tercihler beni ilgilendirmez. Ben hayata kırmızı çizgilerle bakmam. Ama hayatta sadece bir tane kırmızı çizgim vardır Nur. Sevdiğim birinin canının yanmasını istemem. Ve ben kuzenimin kıyası İclid'i severim. Çok severim. Üzülsün istemem. Çok ilginç birisin Nur. Biraz önce utangaç suçlu bir kızdın. Şimdi duyduklarına rağmen başını öne bile eğmiyorsun. Evet. Başımı öne eğmiyorum Fırat Bey. Yardımlarınız için tekrar teşekkürler. İyi geceler. Çok ilginç birisi olmuş. Çok ilginç.